Geliştirilmiş düzenleme yetenekleri. NETGEAR 7.6 akıllı ve geliştirilmiş veri düzenleme yetenekleriyle obje bazında uygulanabilecek düzenlemeleri siz daha işleme başlamadan önerir. Geliştirilmiş düzenleme işlemlerinin tümüne düzenlenecek obje üzerinden otomatik olarak ulaşılır. Kır işlemi, kırılacak objenin çizim yönüne göre başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklıkları tanımlanarak gerçekleştirilebilir. Obje üzerinde fare hareketiyle gezinildiğinde, kırılacak noktanın başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklıkları etkileşimli olarak obje üzerinde gözlenmektedir. Kırılacak noktanın başlangıç ve bitiş noktalarına olan uzaklığı, nümerik klavyeden herhangi bir tuşa tıklanarak açılan pencereden tanımlanabilir. Obje kır penceresinde objenin çizim yönüne göre başlangıç noktasından itibaren bir uzaklık tanımlanacaksa başlangıç satırı, bitiş noktasından itibaren bir uzaklık tanımlanacaksa başlangıç seçeneği pasif duruma getirilerek bitiş satırı kullanılır. NETGEAR 7.6 obje düzenleme işlemlerinde sunduğu akıllı yapı sayesinde tek bir işlemle objeye bağlı tüm yapının dinamik olarak düzenlenmesini sağlar. Bu sayede proje süreçlerinde veri düzenleme için harcanan zamandan kazanım sağlanır ve olası hataların önüne geçilir. İleri Edit, objeler üzerinde gerçekleştirilecek tüm düzenleme işlemlerinin tek komutla grafik üzerinden dinamik yapıda yapılmasına olanak sağlar. İleri Edit, her bir obje için farklı düzenleme seçenekleri sunmaktadır. Örneğin, nokta objeleri için kaydır, döndür, ölçekle ve sil seçenekleri kullanılabilirken, çizgi objeleri için kaydır, çizgi kaydır, döndür ölçekle, nokta ekle, nokta ekle çoklu doğru yap, sil, paralel kaydır, düzenleme seçenekleri kullanılmaktadır. Ayrıca düzenleme seçeneklerindeki farklılık, objenin referans noktasına göre de değişebilmektedir. Örneğin, çizgi objelerinin orta noktasında bulunan paralel kaydır düzenleme seçeneği, objenin kırık noktasında bulunmaz. Bunun yerine uzat düzenleme seçeneği bulunmaktadır. İleri Edit yeteneği ile yapılacak düzenlemelerde objelerin komşuluk ilişkileri de önem taşımaktadır. Bu nedenle objelerin komşuluk ilişkileri tek nokta, dokunan, noktaları dokunan seçenekleri yardımıyla belirlenebilmektedir. Hizala, objelerin birbirlerine göre tek bir işlemle farklı seçeneklerde sağa, sola, yukarı, aşağı, yatay ve düşey hizalamaları için kullanılabilir. Hizalanacak objeler dinamik bir ön izleme penceresiyle görüntülenebilmektedir. İşleme girildiğinde referans bir obje seçilir ve diğer tüm objeler bu referans objeye göre hizalanırlar.